İyi günler. Bugün Merkez Bankası faiz kararı için bir program yapalım dedik. Para Notası'nda Can Sağlam'la birliktesiniz. Geçen söylemiştik, bugün Perşembe günü bir faiz kararı olacak. Bu Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı 20'nin altında olursa dolarda aksiyonlar devam edecektir. 500 bas puan veya üzerinde olmasını beklemekteyim. Aksi takdirde dolarda yükseliş görürüz. Gram altında da rant sahipleri yine altında yukarı doğru alış yaparlar. Piyasaya baktığım zaman gram altının 1700'leri görmesi muhtemel değil. Yani imkansızdı. Çünkü teknik olarak buralara Mayıs ve Haziran 2024'ünde gelecekti. Ama maalesef bu daha önce geldi. Burada anlaşılmayan bir sistem var. Birileri artık para kazanmak için bazı şeyleri öne çekti. Bu durumda normale baktığımız zaman Amerikan seçimleri var. O zaman rasyo olarak 1700'ün üzerinde çapsamanın altının gramının 2500 lira olması lazım. Bu da ciddi bir rakam. Yükselen enflasyonda bu olur mu? Amerika faiz indirirse olma ihtimali de vardır. Yani öyle bir karışık durumdayız ki piyasa çok allah bullah. Bakıyorum faizin 15 şu an 300 bas puan yaparsa sıkıntı dedik. Saat 2'de açıklanacak. Bir de bu Arabistan'dan gelen Bahiye'de anlaşma 50 bin dolar anlaşmanın mahiyeti önemli. Bize nakit olarak mı gelecek yoksa bizde mal karşılığı mı? Buradan gelen para gerçekten döviz karşılığı gelecekse piyasa rahatlayabilir. Ama borçlanma olarak gelirse yine ciddi şeyler kapıda. Çünkü zamların büyük bölümü hemen hemen 15 gün ve bir ay sonra yeniden gündeme gelecek. Hızlı bir gıdaya ve diğer sektöre hızlı bir akış bekliyorum, zam akışı. Piyasa çok daraldı, alım gücü düştü. İnsanlar artık bir şey alamıyor. Maalesef boğazına bile doyuracak güçte değiller. Bu sistem, bu böyle giderse ekonomi bir yerde fren yapmak zorunda kalacak. Acil önlemler için üretim arttırmak, ihracat ve ithalat arasındaki makası kapatmak, bunlar bizim önceliğimiz olacak. Borsaya baktığımızda da borsa dün Bahiye'den ve anlaşmayı imzaladık Arap Birliği'nden deyince borsaya aldılar. Ama 30 endeksi olan hisseler gittiği için diğer orta çaplı hisselerde bir herhangi kıpırdama olmadı. Bugün baktığımız zaman borsayı yatay şu an saat 2'yi bekliyor ve bu 2'de açıklanacak faiz artırımına göre yön alacak. Hisseleriniz 6600 bandında seyreden borsa, 6400 ve 6200 destek, 6200 ile 6750 arasında bilanço dönemi Ağustos'un 15'ine kadar devam edecek. Burada kısa vadeli inişli satışlar olacaktır. Ama hisse bazında aldığınız hissenin teknik ve dirençleri üstte ise hissede yukarı çıkışlar devam edecek. Bakıyoruz hisselerin bazılarında döviz borcu var ama yabancı takası güçlü. Yabancı aldatma yapıyor. Dövizi borçlu olan hisselere giriyor. Bizim Türk milleti dövizi borçlu var diye hisseden çıkıyor. Ya siz takasa bakarak hisse alımlarını yapın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Gümüş de altına ayak uyduruyor. Ama gümüş için alımların azar azar yapılmasını, uzun vade için yapılmasını öneriyorum. Altında ise 1700 bandı, 1750 bandı satım için iyidir. Sürekli gidecek diye bir şey yok. Mutlaka bu bir yerde mola verecek. Bir de yıllar önce yaptıkları bir operasyon vardı. 1900 dolardan 1000 dolar altına indirmişlerdi onsu. Burada da böyle bir operasyon gerçekleşirse seçilme önce şaşırmayın. Temkinli olmanızı tavsiye ederim. Bugün saat 2'de 500 bas puan diyoruz. Altında sıkıntı var diyoruz. Borsa 6200 ile 6700 arasında gidip gelecek diyoruz. Hisse bazında yalıtım ve girişim şirketleri, gıda öneriyoruz. Bu bizim kendi önergemiz. Siz yine araştırın. Çeyrek altında 2500 bariyeri, 3000 bariyerlerini görebiliriz. 2020'de 3000-2500'ü görürüz. Çeyrek altında konutta ve araba sektöründe hızlı artışlar kapıda. Başka bir para notasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.